Dostlarım selamlar. Saatler 18.12'yi gösteriyor. Ne diyelim? İyi akşamlar mı diyelim? İyi ikindiler mi diyelim? Akşam üzerileri mi diyelim? Ne diyelim? Bu saatlerde Ramazan'da ne yapıyorduk? Böyle yemekten hemen önceydi değil mi? Aç kurtlar gibi sofrayı bekliyorduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Ramazan geçiverdi gitti ya. Ne kadar hızlı geçti bu sene. Bilmiyorum, bana mı öyle geldi? Artık yemeğe içmeye başladık. Nerede o eski yemek özlemlerimiz falan ya? İnsan işte. İnsan insan diyor ya şair. Neyin eksikliği varsa ona odaklanıyor. Böyle yemek videoları izliyorduk. Akşama planlar yapıyorduk falan filan. Birkaç çeşit yemekler. Tabii akşama sofrasına bir şey koyamayan kardeşlerimiz de vardır illaki. Ne yapacağız? Yardım edeceğiz. Herkes birinin elinden tutsa zaten sıkıntı kalmaz. Bu ihmal ettiğimiz konulardan birisi. Ben de zaman zaman kendimi sorgulayıp fark ediyorum. Yani hiç çevremizin hiç farkında değiliz. İnsanlar aç mı, susuz mu? Evlerin içinde neler oluyor? Bilemiyorsun. Zaten öyle insanlar da gururlu olur. Çok fazla yansıtmaz. Versen almak istemez falan. Biraz daha ne bileyim ya, duyarlı olmamız gerekir diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince küçük de olsa. Bir adama yani küçük bir bütçeyle bir yardım edebilirsin. Yani bir gün akşam bir yemek versen, götürsen, kendin yapıp versen bile adamı mutlu etsen yeter yani. Belki o adamı sonsuza kadar doyuramazsın. Senin de belki bütçen yoktur ama bu işler biraz böyle unutulmaya başladı. Böyle mesela Amerika'da falan görürsün ya, adam sokaktadır veya kimse yardım etmez. Birazcık böyle sanki ona doğru, sözde tırnak içerisinde söylüyorum, geliştikçe buraya doğru evriliyor gibiyiz. İnsanlar birbirine duyarsızlaşıyor. Kimse kimseyi görmek istemiyor. Yere düşse birisi kaldırmak istemiyor. Başına yani tabii şeyler de var. Adama yardım ediyorsun, başına bela geliyor. Veya seni soymak için böyle bir tezgah kurmuş. Abi kimseye dokunmayayım noktasına geliyorsun. Sistem kendi kendini biraz bu tarafa doğru götürüyor. Biraz rüzgar esiyor ama videoya geliyor mudur acaba? İdare ediverin arkadaşlar. Şu ileride birazcık daha herhalde rüzgar kesilecek. Bazı bölgede esiyor, bazı yerlerde esmiyor. Artık yaz geliyor arkadaşlar. Kendini bugün bayağı bir hissettirdi. Sıcak yani, hava resmen sıcak bildiğin. Tabii akşamları yine biraz rüzgarlı ve soğuk olsa da bu yazın hani öh dersin ya, böyle güneş bir arkandan vurur. Onu yavaş yavaş hissettirmeye başladım. Yazı özledik tabii. O ayrı bir mesele. Denizdi, yazdı, böyle tatil modu falan. Güzel oluyor bir süre. Sonra da belki biraz yorucu olmaya başlıyor. Kaldırmıyor artık bünyeyi. Evet, Mayıs ayındayız. Bu ay artık stepne birazcık bir kıpırdanmalar yaşasak mı? Ne dersiniz? Hocam sen de Aurora yaşmışsın, stepne mi bahsediyorsun diyeceksin. Önce o zaman sırayla gidelim. Ya da stepne en sona bırakalım. Stepne bugün bir çekiliş de yapacağız değil mi? 5GMT vereceğiz. Onu bir hatırlatayım dedim ama bu çok kısa bir süre oldu ya. 2 günde kimseye ulaşmadı tweetimiz. 15 kişi katılmış arkadaşlar. 15'te bir kazanma oranı olur mu? Yarısı da bunun baksana aynı kişilerdir. 50 tane tweet açan kardeşim. Bu ne? Adam şeyini göndermiş direkt. Cüzdan QR kodunu falan. Ne istedik ki? Twitter'dan takip et. Tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. GMT cüzdan adresinle yanıtla. Yani bizim çekilişler dünyanın en kolay çekiliş. Tamam. Verdiğimiz de çok büyük bütçe değil ama paramız bu kadar arkadaşlar. Bir günlük para kazancımız bu. Yarım saat yürüyoruz arkadaşlar biz bunu kazanmak için. Az önce step'inde yürüdüm. Hem videoyu biraz sonra başlatırım diye, hem de arka planı atmadan göreyim diye, hem de biraz daha fazla rüzgar vardı. Onu bitirdim. 4 küsür verdi yine. Yine 4 küsür vermişti aslında, bu videoda da herhalde 4 küsür vermişti. Hatta o gün baya çok vermişti sizin şansınızdan. Biz onu 5'e yuvarladık. 5GMT. Tabi sonuçta bu bir coin, Bitcoin olayı olduğu için, şimdi mesela GMT'yi sen belki 0.32'den 33'ten hesaplıyorsun ama benim gözümde GMT 0.5-1 aralığında. Ama şu an değeri neyse odur. Biz o öyle hesaplarız. O da ne yapar? 0.5 dolar diyelim hadi. 1.5 dolar da kaç para yapıyor? 20, 30 lira. 30 liraya bir döner yeniyor mu arkadaşlar? Tavuk ve bilmem bir şeyler karışımı bir döner yenebilir herhalde. Artık tavuklar bile şeyler, her şey o kadar pahalı oldu ki ya. Yumurta falan böyle. Bazı şeyleri görünce şaşırıyorsun. Acaba ben mi yanlış görüyorum? Bir de artık rakamlara duyarsızlaştık ya. Yani bakıyorsun çok pahalı. Herhalde öyle diyorsun. Alıyorsun yani. Artık adam sana bir şeyi çok daha pahalıya satabilir yani. O fiyat, kafamızdaki fiyat analizi kayboldu gitti.
Neyse, bunu az sonra yaparız arkadaşlar. Bunu sona bırakalım. Tamam. Ya da aralarda bir yerde yaparız artık videonun gidişatına göre. 2 Mayıs Salı. Şimdi buna 2 gün vermişiz. O yüzden katılım fazla olmaması normal. Demek ki en az 1 hafta vereceğiz. Çünkü bir tweet önüne düşmüyor büyük ihtimalle. Mesela bizim takipçimiz bile 200-300 kişi. Ve dışarıdan takipçi olmayan da bir sürü kişi katılabilir buna. Ama göstermiyor, önüne düşmüyor falan. O yüzden en az demek ki 1 hafta süre verip her gün hatırlatırsak takipçi sayımız artar, katılan sayısı artar. Sayımız arttıkça biz de bütçemizi biraz daha arttırabiliriz. O yüzden arkadaşlarınızı etiketlerken öyle yalandan birilerini etiketlemeyin. Gerçekten böyle şeylerle uğraşan, kazandırmak istediğiniz kişileri etiketleyin. Farklı farklı kişileri etiketleyin ki böyle yavaş yavaş büyüyelim. Tamam kardeşim, geç hadi. GMT cüzdanınız uygulama içerisinde Stepney kullanıyorsanız olur veya bir herhangi kriptodaki Solana ağındaki GMT cüzdanınızla olur. Yani Stepney kullanmam bile gerekmiyor. Yani o kadar kolay bir çekiliş. 15 kişiden birine kazandıracağız. Gitsin bakalım. Ve çok da süre vermedik. 2 gün verdik. Tamam. Aura ile biz bir başlayalım da. En son Step'ten bahsedip bir fiyatlara bakarız. Ve çekilişimizi de yapıp kapanışı yaparız. Bybit sen ne diyorsun oğlum? Yüzlerce Tama Doge kazan. Türkiye kullanıcılarımıza özel birbirinden basit görevlerle kişi başı. Arkadaşlar bunları yapmamız lazım. Bunlara odaklanacağız diyoruz. Hocam sen de hiç odaklanmıyorsun diyeceksiniz. Yapacağız, merak etmeyin. Yavaş yavaş o işlere başladım zaten. Bybit'ten, Binance'tan birkaç böyle attım. Twitter'dan takip ederseniz hepsinin videosunu yapamıyorum. Çünkü çok zaman alır, yorucu olur. Orada zaten detaylar var. Ben size tweet'i attığım zaman bir bakın. Kafanıza takılan yer varsa da sorun, anlatalım. Şimdi bir sürü etkinlik var. Hangi birine bir video yapalım? Dedikten sonra Avro'da durum nedir? AVR'nin fiyatı şu an bizim için çok önemli. Elimizdeki jeneratörler aynen duruyor. Çalışmaya devam ediyor. Şu hayvancamızı yükseltiyoruz. Bunun yükseltmesi ne zaman bitiyormuş? 5'in 3'ünde, yani 5. ayın 3'ünde yarın oluyor. Tamam, bunun 6. levele yükselmiş olacak. Şu an 6. levelin yükseltilmesini başlatmışız. 6 gün oluyor yani yarın. 6. seviye şurada 6 olacak. Sonra 7 başlatacağız. 7 gün daha, o zaman da 10'un da bitecek. Böyle böyle yavaş yavaş gideceğiz. Bunların gazını suyunu doldurun ki yükseltmeden önce. Sonuçta ne olacak? Yükselttiği, kazandığı oranda bunları kesiyor ya sizden. Seviyen yükselmiş olduğu zaman da birazcık daha kazancın artacağına göre masrafında daha çok olur. Yükseltmeden önce hemen dolduruverin. Artık bunun kazancı artmaya başlıyor değil mi şuradan? Ticaret hacmi 128'e çıkmış. Önce kaçtı? 120 miydi? Bilmiyorum ki. Şurada göstermez mi? 550. 115'miş aylık. Şu an kaç oldu? Oo, bayağı artmış o zaman ya. 128'e çıkmış. 13. 13 AVR bizim bu yükseltmelerimizden aylık kazancımız artmış. Yükselttikçe aylık kazancın da artarak her bir malzemenin ortalama 4 ay amorti süresi var. Onu da öyle düşünün. Tabi yukarıya atarken ki kesintileri hesaplamazsan. Şimdi bizim buradaki olayımız neydi? Şunları da dolduralım madem. Nasıl olsa paraları çekmiyoruz. Bari unutmayalım bunları da. Yukarıya atarken ki kesintimizdi. O da neye göre değişiyordu? AVR'nin fiyatına göre değişiyordu. AVR'nin fiyatı kaç diyeceksin. Ben de bilmiyorum ki. Bakalım. 0,63. 0,65'lere kadar falan bir çıktı diye biliyorum. 0,68 sanırım 0,70'in üzerine atmak istiyor kendini. Oralarda bir süre tutunup sonra yavaş yavaş yükselirse piyasayla da etkisiyle beraber 80-91'e doğru gideceğini söylüyor Alexander abimiz. Ağustos'un 15'inde 1'e ulaşacak diyor. Ama siz yine de temkinli olun. Bilemezsiniz. Adam ya işte Bitcoin aşağı düştü, planımız gerçekleşmedi der geçer. Yani niye yükselmedi kardeşim mi diyeceksin adama. Yükselmedi işte. Veya başka bir şeyler, bir gelişmeler, bilmem neler olabilir. O yüzden siz her zaman en kötü senaryoyu düşünün. En kötü senaryo nedir diyeceksen buralarda satmak. Ben mesela ne yapıyorum? Ben artık biz amorti süresine yakın seviyedeyiz. Tabii siz takipçilerimiz sonradan girenler oldu. Daha belki yeni girdin. Taksitli muhabbeti oldu. Bir şeyler. Ama biz nerede? İşte şurada gösteriyor. Ocağın 25'inde girmişiz. Neredeyse amorti ettik. O yüzden çok fazla sıkıntıda değiliz. Yükselteceğiz, alacağız, satacağız. %10, 20, 30, 40 kesintili satacağız belki. Belki bekleyeceğiz. Şu an biz dediğim gibi fazla stresli bir noktada değiliz. O yüzden siz kendi değerlendirmenizi kendiniz yapın. Hep dedim ya, baştan beri takip eden takipçilerim, bütün uygulamalarla ilgili hep söylediğim bir şey, yine söyleyeyim.
Biz her zaman parayı çıkarmaya odaklanmamız gerekir. Ondan sonra yükseltmeydi, carttı, curttu, yapın diye hep söyledim. Böyle bir geliştirme bekliyordum. Bildiğim için değil, sadece tahmindi. Ama bu kadar sert olmasını da beklemiyordum. Suyumuzu 750 milimlik bir şişe aldık. İnce belli falan, böyle tasarımlı masarımlı. Ne gerek var bilmem. Öyle denk geldi, aldım. Yarısı doluydu. Bitirmişiz ya. Limonlu su. Sizlere de içmenizi tavsiye ederim. Hayatımızdaki değiştirmek istediğinizi sorduk. Ben de kendi istediklerimden birisi. Basit gibi gelebilir ama su içmek demiştim. Yavaş yavaş hayatımızı olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz. Başka Aurora ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı? Duyurular kanalı var arkadaşlar. Oraları takip edin. Türkiye grubu var. Orada bir sorunuz varsa sorarsanız, modları falan var. Çok fazla muhabbet olduğu için ben çok da fazla uğrayamıyorum artık. Ama cevap verirler yani orada. Gelişmeleri takip etmek lazım. Bir tane robot getirmişler. O robot yardım amaçlı diyor. 2 AVR aylık kazandırır falan filan. Biz 55'lik miniyi ne zaman verdik? Dün mü verdik? Biraz yoğunluk var herhalde. Şu an başka bir neyle uğraşıyorlar onlar? Şeyle ilgili. Kiralık muhabbetiyle ilgili herhalde gönderim mi yapıyor? Bir şeyler yapıyorlar. O yüzden birazcık gecikebilir o arkadaşımızın kazancı. George dostumuzun. Yarın, bu akşam veya yarın göndeririz dediler. Bir tane daha kazandırmış olduk. Bu arkadaşlarımızın artık bir listesini yapalım ya. Bilmiyorum, ilerleyen haftalarda çekiliş yaparsak artık ben hatırlamıyorum. 5 tane mi verdik ve kime verdik? Ve şöyle bir şartları var biliyorsunuz. Öncesinde kazanan birisine bir daha vermeyin diyorlar. Ki herkes kazansın. Mantıklı bir karar bence. Bir bakalım. Vaktimiz olursa bir yazalım veya çekiliş yapacak olursak bir dahaki sefere. Bir daha da sormadım. Yüzüm tutmuyor artık ya. Bu ne böyle yüzsüz gibi. Bir daha veririm bir tane daha. Ama şöyle bir ortalık sakinleşsin. Birkaç gün geçsin. Bir daha bir sorarız bakalım. Verebilirsiniz derlerse yine veririz. Tamam. Geç. Aurora'ya geçiyorum o zaman. Bu Aurora'yı açarken şu ayarlardan, işlem geçmişinden mi ne, şifreyi ayarlayın. Sadece şifreyi girerek giriyorsunuz değil mi uygulamaya? Yoksa her seferinde mail falan sorar, o sizi yorar. İşlem geçmişinden sadece şifreyi ayarlayın ve şifreyi girdiğiniz zaman oturumunuz açılacak. Uygulamayı yeni indirdiğiniz zaman, özellikle iPhone'larda oluyor, Rusça diliyle karşılıyor sizi. Uygulamayı kapatıp açtığınız zaman tekrar Türkçe'ye dönüyor. Kayıt olmak için bir kod istiyor. Benim açıklamalardaki kodumu girerseniz bizim ekibimiz altında olursunuz. Bizim gücümüz artar. Çekilişlerimize katılırsınız. Yani bizim linkimizden, kayıt kodumuzla daha doğrusu, kayıt olan arkadaşlarımız çekilişlere katılması çok kolay oldu. Sadece tweet'i beğenip retweet et, bu kadar. Yeni kayıt olan bir arkadaşımızsa siteye kayıt oldu, kodu girdi. Onun için de zor değildi ama bir kere kayıt olduğun zaman işin kolay oluyor. Biz de diyoruz ki kardeşim bak, biz 600'den fazla adam çağırmışız diyoruz. Verin bize bir jeneratör ya şu takipçilerimize diyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde bir daha sorarız. Tamam be Aurora, hadi çık artık hayatımızdan. Zort diye girdin hayatımıza, gazman vardı. Zart diye geldim, meseleyi zort diye çözdüm diyordu ya. Sen de bizim hayatımıza zort diye girdin. Vulcan hayvancığına gelmezsek olmaz değil mi? Vulcan'da bugün bir güncelleme geldi. Güncellemeyi yaptıktan sonra uygulamaya girilmedi. Birçoğunuzda bu hata oldu sanırım. Ben de uygulamayı silip tekrar yüklediğim zaman o hatanın düzeldiğini gördüm. Sizde hala o hata devam ediyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Silin, yeniden yükleyin. Vulcan'da arkadaşlar en önemli şeyi söylüyorum. Şuraya tıklasam herhalde gözükmez değil mi? Personal Information'a tıkla 1. Oradaki UID numaram mı var? Neyim var onu al. 1. 2. Oturum açma yöntemini belirle. Oradaki hangi mail olduğunu iyi belirle. Bak, birkaç tane hesap açıp sonra çorba yapıyorsunuz. Sonra adam seni banlıyor. Diyor ki ya senin 2-3 tane hesabın var, 2-3 tane cüzdanın var. Sonra mail ile diğer cüzdanı eşleştiriyor falan. İyice işin içinden çıkılmaz bir hale geliyorsun. Oturum açma yöntemini belirledin. iPhone'larda iCloud, o ne, o Apple'ın bilmem nesiyle açıyorsunuz bazen. Hangisiyle oturum açtığını oradan bir kaydet. 1. 2. Hatta Vulcan sana bu hatalar oluyor diye artık o da kendisince bir yöntem buldu. Zaman zaman soruyor, 12 kelimeni gördün mü, kaydet falan diye karşınıza geliyor değil mi bazen? 12 kelimenizi dijital olmayan bir ortamda saklamak lazım. Mail attıydım, işte WhatsApp'tan gönderdiydim. Adam bir şekilde telefonla, bilgisayarına, mailine ulaşırsa 12 kelimeni aldığı an cüzdanı cortlatır. Dünyanın en saçma şeyi şu 12 kelimeyi, hangi, kim mantık yürüttü bilmiyorum. 12 kelimeyi alan adam her şeyini alabiliyor. Donuna kadar alıyor yani. Ulan bir mail gönder, bir şey yap. Hayvan herif.
Öyle 12 kelimeyle bu iş olur mu? Neden böyle bir mantık üzerinde ilerlediler bilmiyorum. Bir 2 FA koy, bir mail at, bir mesaj at değil mi? Yok. Senin adam Walk'un 12 cüzdanlı, yani sadece Walk'un için değil bu ha. Step'in içinde. 12 tane kelimeni bilip cüzdanına girdiği an her şeyi çekebiliyor. Hiçbir şey olmuyor. Ne olduğunu da anlamıyorsun. Kim olduğunu da anlamıyorsun. Şu bizim tweetlerin altına artı size atıyorum Telegram'dan soru soruyorsunuz. Özelden gelen dolandırıcılara inanmayın asla bak. Adam Walker'ın resmini koymuş. Step'in resmini koymuş. Belki bizimkileri koyacak. Sizden bir şeyler isteyecek. Gönder ya ben senin sorununu çözerim diyecek falan. Asla böyle bir şey yok. Tamam mı? Cüzdan adresiydi. Kelimeydi. Yardım edecektik biz sana falan diye bir şey yok. Artık benden herhalde sorumluluk çıkmıştır. Neredeyse her videomda söylüyorum. Hala bu hataya düşenler olabiliyor. Tamam. Rankımız kaç oğlum? Buraya kadar girmişken bakalım. Gittikçe düşüyor. 12, 13 bin, 17 binler vardı ya bir ara cüzdanımızda. O ortalamayı bayağı bir arttırmıştı. Walk'un hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Yeniliklerde bir görsel var. Nereden gösterebilirim onu size? Walk'unu aratsak olur mu? Olur. Heh. Şu etkinliği yaptınız mı arkadaşlar? Tweet atmıştım. Tweet'te de böyle kişileri etiketle diyor ya. Bana en son etkileşim yapanlar çıkıyor orada ete bastığım zaman. Oradaki arkadaşlarımızdan seçiyorum. Tamam mı? Sizlerin arasından seçiyorum onlara da haberiniz olsun diye. Farklı kişilerden seçmeye çalışıyorum. Bu Walk'un basit bir etkinliğidir ama sizler yapın yani. Kaç ne veriyormuş bu? 10 tane herhangi bir cevap verenlerden seçip 50 gem 100 çilek vereceğim diyor. Çok zor değil zaten görev. A, B, C eşleştiriyorum 1, 2, 3. Cevaplar var zaten. Bir resim düzenleme uygulamasında telefonum vardır. 1'i A'ya 2'yi B'ye falan götür. Üstüne bir adını yaz gönder gitsin. 100 çilek 100 çilektir abi. Ne yapacaksın? Bizlerden biri kazansın bari. 10 kişi seçeceğim diyor. Tamam. Onu yapın. Bir. İkincisi. Bakın şu görsele bakın. Burada ne diyor? Lig 8. Biz en son pardon lig 7 bu. Biz 6'da yarışıyoruz değil mi? Level 10'larla 6'da yarışıyoruz. Demek ki bu. Ama burada level 12-13 diyor. 11 neden yok? Onu bilmiyorum. 11-12-13 sanki olmalıydı gibi. Ve şurada asıl söylemek istediğim. Bakın burada ne diyor? Rankı 9'a kadar rank 9'da olursa mesela şu rank 0 ile 0.5 arasında bakın 7.71 veririm diyor. Rank 6 ile 10 arasında 10.28'e kadar yani anlaşılan şu gibi ya da direkt ranka göre de verebilir veya bu ranklar arasında senin kazancın artabilir diyor. 7 ile 7.71 ile 10.28 arasında değişebilir diyor. Yani aslında bizim rankımız bunu sağlarsa biz normalde 5.14 alıyoruz 10. ligde 10. levelde diyelim. 12-13. levelde 10.28'e kadar çıkabilir diyor. Bu da 2 katı yapar. Demek ki fiyatları da ortalama 2 katı olabilir mi acaba? Veya seviye yükseltme maliyeti 2 kat fiyat maliyetinden daha azsa, gemlerimiz de varsa seviye yükselterek hemen buraya gelebilir miyiz? Yani bu iş biraz ortalık kızışacağı benziyor. Takip etmemiz lazım güzel. Güncelleme gelince o anda böyle bir ortalık karışabilir, ucuz alımlar, satımlar gerçekleşebilir. Uyanık olmamız lazım. Birkaç gün içerisinde gelecek dediler. Bakalım. Ama burada 11 neden yok? 1. Bu 7. lig. 8. lig birkaç hafta daha sonra herhalde. Önce bir hafta sonra bu gelecek. Sonra da birkaç hafta sonra da o gelecek gibi bir şey söylemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Burada rankın da önemli olacağı anlaşılıyor. Adam seni tabii. Bak mesela Volkan'ın şu sistemi bence güzel. Rank sisteminde diyor ki mesela hesabında cüzdanında para tut değil mi şartlardan birisi. Aurora'da böyle bir yönteme gitseydi insanlar cüzdanında para tutardı zaten. Rankını yükselt atıyorum yükseltince ne bileyim çark çevir veya günlük otur uygulamayı aç ve şu kadar para al falan. İnsanlara böyle mecbur bırakmadan para cüzdanda tutmaya yöneltilseydi ki benim tavsiyelerimden birisi de oydu ekibe yazdıklarımdan. Bir ceza değil bir ödül sistemiyle bu iş yapılabilirdi falan diye yazdım. Daha güzel olurdu. Bak adam rank. Şimdi mesela insanlar oğlum 7.71 alacağımıza 10 alacakmışız. Şu rankları bir sağlayıverelim diyecek. Genesis alacak. Onun şartlarını biliyorsunuz. Level 10 alacak. Para tutacak hesabında falan filan. Bakalım artık bu sonuçta bunlar test aşamasında. Kullanıcılar daha doğrusu artık ekibin bir görselidir herhalde bu. Demek ki çok yakınız. Bir gece ansızın bir şafak operasyonuyla bu güncelleme gelirse bakalım neler yapacağız. Ama rank 9,
rankları demek ki birazcık yüksek tutmakta fayda olacak gibi gözüküyor. Tabii senin bu liglerde yarışmayı düşünüyorsan belki de diyeceğiz ki yok kardeşim kurtarmıyor, hiç uğraşmıyorum, biz level 10'larla devam edelim diyeceğiz. Ve bu yeni liglerdeki avantajlardan birisi de doğurtmalarda virüs nadirlikten de doğum olabilecek. Yani adam seni her türlü yukarıya teşvik ediyor. Sen de tabii para harcayacaksın, yukarı çıkartacaksın, yükseltme yapacaksın, belki marketten satın alacaksın. Bence güzel. Oyun Vulcan'ı biliyorsunuz. Neredeyse her hafta bir etkinlik yapıyor. Her hafta bir etkinlik yapıyor. Uygulamayla bu kadar ilgilenmek, bu kadar geliştirmeyi yapmak kolay bir şey değildir, değil mi? Biz sadece yüzeysel ekran karşısında olanı görüyoruz. Bunun bir kodları var. Sayfa sayfa aşamaları var. Kolay değil bu işler. Neyse. Vulcan'ı biraz övdükten sonra birazcık da sövmeye başlayalım. Ey Vulcan! Şu arabaların yanına niye geldik ya? Hiç sevmiyorum burayı. Arabalar yasaklansın diyoruz. Dinlemiyorlar. Yetkililere sesleniyorum buradan. Evet, bizim kırmızı ligimiz 6. lig. Level 10'larla yarışıyoruz burada. Şuradaki görevlerden mesela şunu seçtim ya. 50 Vulcan kazanma görevi var ya arkadaşlar. Bundan bir tane yapsak, kazanırsak tabii ki olur. Ama şimdi biz bunu yarışacağız, kazanamadık. Yarışacağız, kazanamadık. Kaç çilek harcıyormuşuz? 300. Bayağı bir çilek harcatırsa bize çok bir işe yaramaz. Zaten 1500 çileği biz kaça alıyoruz? 100 küsürü alıyorduk. 2 kere, 3 kere kazandırsa, 5 yarıştan 2 tane kazandırsa falan aşağı yukarı başa baş mı geliyor? Çilek parasını kurtarıyor. Normal yarışından 5 Vulcan kazanacaktın. Bundan 50 kazanıyorsun. Aslında oranlar fena değil ama karşında senin burada camış gibi adamlar çıkacak. Giyimli, işte donanımlı, bütün aksesuarları giydirmiş, elinde bir sürü çileği olan abiler çıkacak. Onları tokatlama şansın az. O yüzden bilmiyorum. Görevler konusunda hala birazcık kararsızım. Sırf size gösterme amaçlı belki yaparız. Geçtik onu. Tamam. Bizim 6. level vardı bir tane. Onu geçen haftanın görevlerinde vardı o. Ne diyordu orada? Duello sayısını arttırmıştı orada. İşte şu kadar yarış diye biz de 6. levelle yarışırız ya, bir şey değil demiştik. Ondan sonra bu hafta da öyle bir görev yok. Elimde bir sürü eleman var zaten. Bari onu tutmayayım, satayım diye düşündüm. Yine haftaya öyle bir görev gelirse alabiliriz. Hemen pazardan alınabilir zaten. Hatta görevlerden birisi de aksesuar mıydı o? Bir tane alım yap diyordu marketten. O sadece aksesuardı herhalde. Önemli değil. Enerjilerimizi harcamışız. Bugünlerde çok enerji kaybım oluyor ya. Akşam erken yatmak gibi bir kararım var. Uygulayabilirsem. 10.30'da yatsam bir sürü enerji kaybım olacak. Gece kalkıp yarıştıracak halim yok ya bu hayvanları. Zaten her türlü kaybımız oluyor. Burada full verimde hesaplamamak lazım. Aslında burada birazcık da enerji kaybı olarak hesaplamak lazım günlük kazancı. Vulcan'da para çekme noktasına geldik. Tam artık düşüncem oyken yeterince elemanımız var. Daha da fazla yatırmaya gerek yok. Vulcan değeri de düşebiliyor falan deyip para çekme noktasına geldik. Bu sefer yenilikler. Yani adam seni öyle bir ele geçiriyor. Tam böyle bir para çekeceğin noktada bir şey daha. Bir şey daha. Bu çarkın içine fazla kaptırmadan birazcık para çekmek lazım. Bakalım artık yenilikler bizi tatmin ederse. Ayakkabımıza ot girdi. Onu bir çıkartalım ya. Taş mı girdi? Ot mu girdi? Ormanda bayırda yürüyoruz dostlar. Yürümeyi tavsiye etmiştik. Sadece bu tip uygulamalarla ilgili değil. Hayat felsefemizden de doğru veya yanlış muhabbet ediyoruz. Fikirlerimizi söylüyoruz. Bize zamanında söylenseydi şu şeyler dediğimiz şeyleri. Suyumuzdan da bir yudum son kaldı. Ya bizi uyaran olmadı kardeşim. Bizi zamanında şey yapsalardı. Biz ne şimdi nerelerde olurduk diyen kardeşlerim. Artık o dönem bitti. Bizim zamanımızda belki vardı o ama artık yok. Gir internete. Değişik videolar izle. Değişik fikirler takip et. Twitter'dan, TikTok'tan bak. TikTok çok önemli. TikTok'u dans eden teyzeleri izlemektense orada çok fazla şey var. Size vizyon katacak, kafanızı açacak. Ya bu insanlar da böyle, bunlar nasıl yapıyormuş diyeceğiniz yüzlerce içerik var. Güzel bir Twitter oynatma listesi oluşturursanız, videonun üstüne basıp beğenmedim, ilgilenmiyorum diye ilerlerseniz, beğendiklerinizi beğenip yorum yaparsanız, müthiş bir TikTok var ya, acayip bir şey. Herhalde hala Facebook falan kullanmıyorsunuzdur. Kullanıyorsanız da bir an önce terk etmenizi tavsiye ederim. İşte mangal yaptık falan. Eş, dost. Ya tabii bu şey, görüş meselesi. Sen mesela seviyorsundur belki. Eşini, dostunu görmek olabilir. Ama o adamı zaten tanıyorsun ya. Sana çok fazla katacağı bir şey
var mı bilmem. Ama dünyanın başka bir ucunda, başka bir neredeyse gezegende ya adam. Bir şey yapıyor, bir izliyorsun 10 saniye. Sana bir fikir veriyor, bir kafanı açıyor. Ulan adamlar böyle böyle de yapıyormuş diyebiliyorsun. O yüzden TikTok'u kullanmayı öğrenmemiz lazım. Güzel kullanacağız. Ve TikTok'un da çakallığı var. Şeylere, ülkelere göre sim karttan onu tabii şey yapıyor. Farklı bir kart taktığınız an çok daha farklı içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Ama önemli değil. Zamanla onu kendiniz yapabiliyorsunuz zaten. Dediğim gibi yaparsanız çok güzel içeriklere ulaşabilirsiniz. O TikTok'ta genellikle kullanmayanların gördüğü şu. Bu Apache kardeşlerimizin falan işte o ona gelir gibi yapıyor. Geri dönüyor bir müzik falan filan. Böyle bir şey değil abi. TikTok böyle bir şey değil. Sizin karşınıza özellikle sosyal medyada şurada burada onları gösteriyorlar ki sen tepki gösteriyorsun, yazıyorsun falan. Bu negatif anlamda böyle bir sosyal medyanın şeyi var. Nefret dili veya negatif şeylerle ilgi çekme olayı. O yüzden onları size gösteriyor. Halbuki öyle bir şey değil. Çok daha işine yarayacak, faydalı. Ne istiyorsan, yemek istiyorsan yemek videosu. Eğitim istiyorsan eğitim. Bir böyle yetenekli insanlar. Bir şeylerin nasıl yapılır videoları. Çok fazla var. Ve TikTok'un algoritması gereği. Oğlum ne anlatıyorsun hocam sen Vulcan'dan TikTok'a geçtin. Çok hızlı bir şekilde anlatması lazım adamı sana. 50 saatlik video değil. Tak tak tak. Gördün bitti. Anladın olayı tamam. Detay istiyorsan git video izle. Uzun bir şeyler yap. O yüzden tavsiye ettik. TikTok hayvancığı bizi banladı. Ey TikTok buradan sana sesleniyorum yetkililere. Neyi paylaştık? Vulcan'da çarkı çevirdiğimizi paylaştık. Vulcan'da seviye yükseltme doğurtma paylaştık. Aura'da jeneratörleri paylaştık. Binlerce kez izlenmesi var. 150 binin üzerinde izlenmelerimiz vardı. Artık nedir? Kripto ile ilgili olduğu için mi? Veya bu çark olayını bir hani o şans oyunları, kumar, sitemite gibi falan mı? Bir açıklaması da yok. Yasaklandı, yasaklandı. Ben de üstüne üstüne gittim. Kapattı, gitti. Sonra da uğraşmadık TikTok'la. Ama içerik olarak yani uygulamayı seviyorum ama kendi içeriğimiz orada yok. O eski videolarımızda TikTok hesabımız falan yazıyordu herhalde. Artık onlarda işimiz yok. Hocam tamam ya hadi geç. Neye geçeyim oğlum hadi çarkı çevirelim. Günlük görevleri boş ver. Hoppala ve de cuppala diyerek çeviriyorum ulan. Hadi. O kadar övdük gömdük seni. Ey Volkan 22 tane çilek güzel. Fena bir çilek değil ha. 50 tanesini zaten bir çark çevirip harcasak güzel. Bize ne kadar çilek kazandırmış acaba bugün? Neyse ona başka bir gün bakalım. İkinci kez çeviriyorum hadi bakalım. Rüzgar mı esiyor? 6 Volkan. Ulan en az ne varsa çarkta onu veriyor ya. Gel de sövme şimdi bu Volkan'a ya. Abi şu çarktaki bak çarkı da göremiyorum. 20'ler 30'lar 50'ler ne zaman vereceksin onları? Biz öldükten sonra mı vereceksin? Hesabıma gönder. Allah Allah. Kefenin cebi yok diyoruz hala vermiyorsun ya. Nereye götüreceksin bu paraları? 5000 Volkan'ımız burada birikmiş. Artı staking'e yatırdığımız. Ya rüzgar nereden estiğine bir karar verir misin dostum? Şöyle gitsem ekine doğru gideyim o zaman. Çatır çatır video sesleri gelir mi acaba? Biçilmiş bir ekim burası. Başka bir şey. Tarla gibi bir yer. Neyse ne diyor? Ha yeni gelen son güncellemeyle bakın şunları düzelttiklerini söylüyorlar. Bakalım artık burada haftalık kazancımızı daha düzgün bir şekilde herhalde orada bir ortalama görebiliriz. 507 günlük ortalama olabilir. 600 civarı daha ama uygulama yeni olduğu için bu oranlar birkaç gün geçsin. O toplam kazancı güne bölecek ve günlük kazancını 7 günlük ortalama şeklinde yapmış olacak. Güzel. Tamam. Yukarıdaki bakın yine gemlerimiz artık burayı düzelttiler herhalde. Ve güncellemenin temel sebebi de bu gibi gözüküyor. Başka da pek bir geliştirme göremedim ben. Tamam. 5000 burada vardı. Staking nerede? Bu pendingti pardon. Yürümemiz de gerekmiyor ya. Biz niye yürüyüp duruyoruz? Step hayvancını da attık ya geriye. Şurada azıcık soluklansak. 1000 attık buraya arkadaşlar. Görevlerde biliyorsunuz. Bu ne diyor? Bir gün sonra çekebilirsin mi diyor. Ne diyor? Bunun 6 hafta şeyi var arkadaşlar. 6 hafta süresince çekersen 6 haftadan önce %10 keserim diyor. O yüzden flexible attığınız zaman çekmeyin. 6 hafta dursun orada. Bir Vulcan bir Vulcan'dır. Sonuçta uygulama içerisindeki değeri aşağı yukarı aynıdır. Ama Vulcan bugünlerde biraz sıçırtmasyon yapıyor gibi. Bir bakalım mı hemen? Niye yapıyor? Ey Vulcan. 0,038. Ulan biz seni 0,05'ten hesaplıyoruz. Hayvan herif. Ne işin var senin burada? Ay 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 ay. Bakalım artık. İşte para çekmeye alışmazsak böyle sürprizlerle karşılaşabiliriz.
Bak bir sürü yatırım yaptık buraya. Yarın 0,01'e gitti mesela bugün. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden zaman zaman paraları çekmemiz lazım dedik ama şu yeni ligi de bekleyeceğiz artık. O kadar bekledik ya. Bir de bunlara girelim. İyice batalım hep beraber ya da çıkalım. Volkan'dan çekilişimiz yok mu ya? Ne zaman yapıyoruz? Çarşamba günü de onu mu yapıyoruz? Yarın yani. Her gün bir şeyler veriyoruz arkadaşlar. Çekişlere katılmayı unutmayın. Volkan'da da Volkan uygulamasını kullanıyor olman bile gerekmiyor. Saçma bir yöne doğru gidiyorum. Rüzgar esmesin diye bakalım. Sonumuz hayır olsun. Bir şey Bybit'te var mesela değil mi? Volkan'ın adresin. Yatırmaya tıklıyorsun. Volkan'a tıklıyorsun. A seç diyor. Solana'yı seçiyorsun. Al sana adres. Bybit'e kayıtlı değilsen aşağıda linkler var. Binance'a kayıtlı değilsen aşağıda linkler var. Crypto.com aslında onun bir videosunu yapacaktık. Yapamadık. Orada da NFT'lerin. Bak diyorum ya mesela 12 kelimeni ele geçirirse kötü olur falan. Tamam kardeşim. Crypto.com borsa uygulamasının içerisinde NFT'leri alıp satabileceğim bir platform var. Her şey de var orada. Volkan bile var. Geçenlerde de Lootbox etkinliği yapmıştı. Oradan da bayağı bir kazanmış mıydık? Videolarını hatırlayacaksınız. Lootbox'umuzu alıp gönderdik. Zaman zaman yine oradan da yapabiliriz. Ona da kayıt olmak için yine linkler de aşağıda var. Orada neyi anlatıyordum ben ya? Ha, Crypto.com'a mesela girdin NFT alıp satmakla falan uğraşıyorsan gir. Orada en azından adam sana mail sorar, telefonla şifre sorar ve bir borsanın içerisinde işlerin dönüyor olması güzel. Gideceksin MetaMask'ı bağlayacaksın. Oradan ne iyi diyor belirsiz sitelere kayıt olacaksın. Ben bu NFT işlerini çok sevmiyorum. MetaMask'ı da sevmiyorum. Onu da çok kolay patlatıyorlar. MetaMask kullanan abiler, bak Aurora kullananlar kesin kullanıyor zaten. Ara sıra girip bakın. Oraya sweeper dedikleri süpürücüleri kuruyorlar. Sizin bir şekilde şifrenizi bir şeyleri ele geçirdikleri zaman sen parayı atıyorsun tak çekiyor. Atıyorsun tak çekiyor. İçeride para mı varsa onları bile çekemiyorsun. Çünkü BNB'ye kuruyorlar genelde bunu. Fee ücreti gönder çekmen lazım değil mi? İçerideki paran da öyle kalıyor. Binlerce dolarınız gidebilir bak. Uyarmış olun. Nereden nereye geldin hocam yine ya? Çarkı çevirdik. Başka haftalık görevlere daha yakında bakmıştık. Bugün de başka bakacağımız ne var ki? Enerjilerimizi harcadık dedik. Şurada bir soluklanalım ya. Evet. 27 taneydi. Bunlar kaç tane oldu ya? Toplama kampı Volkan. Geldiğim yer daha rüzgarlı galiba. %5 boost nedir ya? Çilek alacağız dedik. O kadar çok planımız var. Bizim şey satılmadı değil mi ya? 28 tane olması gerekmiyor muydu? Satışa koyduğumuz için onu buradan çıkarıyor mu yoksa bakalım. Level 10. Şuradan enerjilere baksak. Allah Allah. Gitmiş mi ya bizim eleman? Şuradan bir baştan sona bakalım. O kadar çok olunca da bunları günlük öküz sayar gibi saymak lazım ha. Aradan gelip birileri tırtıklasa haberin olmayacak. Aynen satılmış. Bayağı bir kar ettik onda biz ya. Ben onu 685 Volkan'a koymuştum arkadaşlar. Nereye gideceğiz abi? Şöyle gidiyorum. Azıcık rüzgar olursa idare edin dostlar. 685, 610'a almıştık onu. Canlı canlı videoda almıştık değil mi? Hatırlıyorsunuz. 685 çarpı. Onun gemi de doluydu. Herhalde birisinin içine geldi. Hemen aldım. 0,95, 650, eksi, 610. 40 Volkan. Bir tane 6. levelden kar etmişiz arkadaşlar. Bakın uygulamayı güzel kullanırsanız nereden nereye? Çünkü sen 6. level bir elemanla çok rüzgar oldu farkındayım. Geri geri yürüsem yok artık diyeceksiniz. Ne şartlarda yapıyoruz videoyu? Adamlar bizi görürse acaba tarlanın ortasındayım ya. Beni tarlayı ölçüyor falan sanacak. Adımlıyorum böyle. 600 şimdi 6. level bir elemanda bir tane bir volgun kazanıyorsun yarışma başına. Günlük 3 veya 4 kazansan yarışmada 12 yarışmadan 3-4 kazansan 3-4 volgun. 50 volgunu kazanmak için 10 günden fazla zaman harcaman gerekirken biz ayaküstü aldığımız ve satmak için bile almadığımız bir volgundan 50 volguncu kazanıverdik arkadaşlar. Satıldığının bile farkında değilim. Böyle çok stresli olmazsan, çok biraz zamana bırakırsan, bir de rahat olursan bu şekilde bakın kazanç yöntemleri de var. Ben size o yaptığım kazanç videolarında hiç bunları anlatmadım. Yeni kullanıcı onu izleyip kafası karışmasın diye. Ama sizler eski takipçilerimiz çoğunlukla. Tabii yeni de bir sürü izleyicimiz geliyor. O yüzden genelde böyle tabandan anlatmaya çalışıyorum. Çok farklı kazanç yöntemleri var. Doğurtmalar var. Yaptık hepsinin videosunu. Marketten alıp satmalar var. Çoğaltmalar, seviye yükseltmeler. Lootbox'lar. Bir sürü kazanç yöntemi var abi.
Biz en temel seviyede yapıyoruz bunu. Adamlar en üst Legendary ile Legendary'yi çiftleştiriyor mesela. Risk fazla, kazanç da fazla. Risk almak istemeyen kardeşlerim, siz bizim kazancımızı bile belki çok buluyorsunuz ama biz de az da olsa risk alıyoruz. Bir de adamların kazançlarına baktığınız zaman büyük kayıplar, büyük kazançlar. Bu iş böyledir. Ne yapacağız ya bu rüzgar olayını? Şöyle bir yere bir geçeyim bakayım. Resmen köşe kapmaca oynuyoruz rüzgarla. Videoya çok geliyor. Beni rahatsız edecek bir seviyede değil biliyorum ama video haşır huşur geliyordur şimdi. Tamam, şurada bir güzel bir yer buldum. Oraya geçelim. Ve anlatmaya devam edelim. Bu hakkında başka söyleyeceğim bir şey yok ya. Güncellemeleri bekliyoruz. Artık şu an olayımız o. Tamam. Geçiyorum o zaman. Yarın çekilişimiz var. Tweetini attık mı? Atmışızdır. Oo, rüzgar birden kesildi. Artık ben de bulamıyorum ki ya. Bakın işte arkadaşlar Twitter'dan. Şimdi bir de onu aramakla bulmuyorum. Kaç veriyoruz? 200 Vulcan haftalık verdiğimizi çekeceğiz değil mi yarın? 1000 Vulcan kazanmıştık Vulcan'dan. Onun 200'ünü şu mu? Hangi gün bu? 4 Mayıs Perşembe. Aa, ben yarın gibi hatırlıyordum ya. Niye öyle? Neyse, önemli değil. Yarın değilmiş, ertesi günmüş arkadaşlar. Perşembe günü çekilişimiz var. Tamam. Vulcan'ı geçtik. Başka Legend of Constellation. Burada bir NFT daha almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ekip de tatildeydi, matildeydi. Onlara yazdım. Yapalım ulan artık şu çekilişi dedim. Bakalım, onun da bilgisini bugün yarın veririm. Bir 6 dolar göndermiştik. Bunda ödülü az verdik yani. Bir 6 dolar daha en az gönderelim ki arkadaşımız NFT'sini alıp onu şeye taşısın. 12 dolar yapıyor ya 10 günde. O şekilde kullanabilir. Sandıklar mandıklar. Cartcurt. Tamam, geçiyorum. Hızlandıracağım biraz arkadaşlar. 96. Biz 100 dolara yaklaşmışız zaten. 240 dolar. Bunun grubumuz var. Grup olduk grup. Şurrup gibiyiz şurrup. Dedikten sonra burada AST'nin fiyatı neden arttığı ile ilgili bir açıklama diyelim. Bizim linkimizle kayıt olduysanız bu gruba girebiliyorsunuz. Linkimiz de videoların altında var zaten. Burada bizim şimdi şuradan medyaya tıklayıp görsellere baktığımız zaman çok rüzgar oldu ya. 240'lık Cassiopeia ablamızı almayı düşünüyorum. O da bayağı bir kazandırıyor günlük. Tabi bu eski ASTR fiyatına 88, bu 95, 100 civarı olur. 50 civarı öyle kazanıyoruz. Günlük 150 çarpı 30, 4500 lira civarı bir kazancımız olur biz bunu alırsak. 100 orada var. 140 dolar yatırırsak buradan onu da alabiliriz. Birçok uygulamaya paylaştırmakta genelde fayda var diyoruz arkadaşlar. Birisinden kötü gider, birisinden iyi gider. O şekilde ayarlayacağız. Burada kahramanlarımız var. Burada tarlamıza bir bakalım. Elemanların parasını ne zaman toplayacağız ona bir bakalım. Bunları kaçırıyorum ben birazcık, siz kaçırmayın. 1 saat 35 dakika sonra akşam saatlerine denk geliyor artık. Güzel. O arada bir yerde geç de olsa ben ona bakıp alıyorum. Tamam, geçiyorum bunda. Konuyu bilmeyen abi şeyimiz var. Hepsinin anlattığım bütün uygulamaların baştan sona detaylı anlatım videosu var. Açıklamalara bir bak, göreceksin. Mint'te birazcık seviye yükseltmelere başladık. Mintlemelere başlayacağız. Buraya azıcık dışarıdan para eklemem gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü böyle hepsini bir seviyeye getirdik. Mintleme için para lazım. İkinci mintlemeyi yaptıktan sonra artık satış noktasına geleceğiz. Onları sattıkça oradan gelen paralarla tekrar sistemi döndürmeye başlarız. Mintleme yaptığım son hesaba göre karlı gibi gözüküyor. Bu BNB'nin fiyatına, onun oyunun tokeni neydi? ASTR miydi neydi? MSTR, ona göre değişir. Onu tekrar hesaplamamız gerekebilir. Ha, daha stepine bakmadık, daha çekiliş yapmadık arkadaşlar. Ben de hemen videoyu bitirivereyim diyordum ama birazcık daha sabredelim. Şimdi burada gösterelim. Bu ne? Tavukları geç. Bizim NFT'lerimiz burada. Miniler var bizde. 4 enerjimiz varmış. 3 tane eleman olunca zaten 4 enerji oluyor. Aynı stepindeki gibi. Biz mesela şunu level 9'a getirmişiz. Bunun bir daha seviye yükseltmek için 6.6 MST 12.000 pardon 1200 dakika. Kaç saat yapar? 60'tan 20 saat mi yapıyor? 60 dakikadan. Evet. 2 katı yani. Level 10'da 20 saat. Level 11'de 22 saat falan diye gidiyor. Bizim zaman sıkıntımız olmadığına göre 6.6 MST'miz de var mı? Ona bir bakalım. Şurada 13 MST'miz zaten varmış. Hemen onu yükseltelim. Bu level 10'a çıksın ki ikinci soketi de açılıyor biliyorsunuz. Mesela şunu göstereyim size. Bunun şimdi şuradaki lock soketi açıldı. Ben de bir tane dandik ucuz diye taktım. Çok bir katkısı olacak mı? Ona enerji arttıkça falan. Aynı stepindeki gibi öyle artıyor. Bakarız. Şimdi bu wisdom gemi benim için önemli. İkinci olan.
O açılacak. Oraya da bir tane taşımız vardı. Onu takarız. Böylelikle yıpranması, yaşlılığı azalıyor. Onu da takacağız. Ama onun için ne yapmamız lazım? Seviyeyi 10'a yükseltmemiz lazım. 5, 10, 15'te açılıyor. Tamam dedik. Tamamdır. 60 tane harcayıp onu da hızlandırabilirsin diyor. Gerek yok. 60 taneyi biz hayatımızda kazanmadık. 60 MST'yi. Tamam, bu 4 puan her yükselişte common uncommon'a göre verdiği puanlar değişiyor. Ona göre yükseltiyorsun işte sen de. Dağıtıyorsun. Biz daha çok profite verdik. Karlılık oranını arttırsın diye. Şu anki aşamamızda normal şartlarda 0, 10, 12 MST görev yaptıkça veriyordu ya. Onu en az 2 katına çıkardık şu an. Daha da yükselttikçe daha da artacağı benziyor. Biz profite verdik. Kimisi laka verir falan. Onları bir daha bir inceleriz. Detaylı anlatım videosunda bunları anlatacağız. Başka? Şimdi biz ne yaptık? Mesela bu mint 1. Bu da mint 1. Bunları bir daha mintleyebilirim. Hatta şu an mesela yükseliyor ama mintleme desem, mintleme için. Önce seviyeyi yükseltmeyi bitir diyor. Tamam, bununla şunu yapacağım. 1. Sonra şunları level 5'e yükselttik ikisini. Bunları yapacağız. 2. Bunları bir daha yapabiliriz. Mint 2'ye kadar kurtarıyor. Hesabı yanlış yapmadıysak. 2 kere mintleme kurtarıyor. Zaten markete de girip baktığın zaman hep 2 kere mintlenmiş elemanlar satılıyor. Bakın, kurtarmasaydı bunları da yapmazdı zaten. Level 5'e yükseltiyorsun mintlemek için. Sonra da mintleyip satıyorsun. Aynı mantık. Ayakkabı sistemindeki mintleme veya Vulcan'daki doğurtma gibi bir şey. Anne babası kalıyor. Yeni bir eleman doğuyor. Yeni elemanı marketten gidip almaktan daha ucuza geldiğini ben gördüm. Böyle böyle doğurtup doğurtup satarsak oradan da kar elde edebiliriz. BNB üzerinden olaylar dönüyor. Kendi oyun içerisinde tokeni ise MST. Onun da değeri değişiyor. Bizim artık paramız burada kalmadı. 6.53 MST'miz kaldı yukarıda gördüğünüz gibi. Ama elimizde elemanlar var. Çoğaltabilir durumdayız. Yükselttik. Kazancımız da daha fazla oldu. Görevleri de doğru düzgün yapabilsek bayağı bir oradan para kazanmaya başlayacağız. Bir de büyük eleman alırsak, normal çiftçi, onların fiyatlarına bir bakalım. Daha da işimiz kolaylaşır. 0,22 kutu biz farmers alırsak, mesela bu adam da burada minti 3 kere yapmış. Herhalde kurtarıyor ki 3 kere yapmış. Ama genelde minti 2 kere, maliyeti daha az. Yani mintleme sayısı arttıkça maliyetler artıyor. 0,15'e alabilirsin diyor. Bunların fiyatı düşmüş mü ya? Bana mı öyle geldi? 0,15 BNB kaç yapıyor? BNB 330'larda değil mi? 330 çarpı 0,15. Allah Allah. Düşmüş bunların fiyatı. Yoksa BNB mi çok fırladı? Bir tane mint ikili, mint üçlü ikili alıp deneyelim mi acaba? 45 dolar veririz. Biz bunları hesapladığımızda 90 dolar falan değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yorumlarda bir yazı verin bakayım. Sizin daha iyi takip ediyorsunuz. Neredesin BNB? 500'e falan mı gittin sen görmeyeli? Nerede o? Yo, 324 tamam. Bir daha bakayım. Ben mi yanlış görüyorum? 0,15. Aynen. 45-50 dolara. Güzel. Mint 2 alınabiliyor. Başka bilmediğimiz bir olay mı var? Oyunu çok takip edemiyoruz. Bir de sonradan şeye düşmeyelim. Düşsek ne olacak? 45-50 dolar buraya vermiş oluruz. Kutularda durum ne? 0,22. Hala ucuz. Almışken kutu alınır ya. 0,15, 16 buraya veresiye. Zaten bunlar mint. 2 kere mintlersin bunları. Hemen buraya bir BNB gönderiyoruz. Bizim dandik bir pozisyonumuz vardı. Binance'da size Bybit Grid, Bybit nereden çıktı ya? Grid botu göstermek için açtığımız. O maliyetinden biraz aşağıda herhalde. Birkaç dolar zararda olabilir. O nötr olduğu zaman veya fark etmez. Kapatalım onu ve şey yapalım. Buraya aktaralım, alalım ya. Bu fiyatlar düşmüş. Belki de daha da düşecek mi bilmiyoruz. O yüzden ben aldım diye siz almayın. Bana sadece riske edilebilir bir rakam gibi geldi. O yüzden almayı düşünüyorum. Onun artık bir videosunu yap abi diyorsunuz. Yapacağız. 9 kere bizim tarlayı kimler emcükledi arkadaşlar? Berat Çek, Cağa, Samet. Samet, Berat Çek. Oo, maşallah. Bizim bahçeden çıkmıyor arkadaşlarımız. Alın arkadaşlar, alın. Sizler emcükleyin diye ben bunları ekiyorum zaten. Burada şans şey, gül, çiçek, miçek gönderdikçe bunlar çıkıyor. Bahçeyle biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Öyle gözüküyor. Burada yardım isteyin. Yardımlarınızı benim zamanım oldukça göndermeye çalışıyorum. 3 tane cookie istemişsin dostum ama biz daha çok ekmek yapmışız. Ekmek, her şeyde ekmek istediği için hatta bu ekmeklerin ikinci sandığını da açtım. Bahçemiz dolu. Bir sıkıntı var. Bahçeye bir uğrayıp şey yapmamız lazım. Başka kim ne istemiş bakalım. Berat sen ne istiyorsun? Zaten yeterince emcüklemedin mi bizim bahçeyi? Ekmek mi istiyorsun? Ekmeğimiz de yok. Başka? Bir şeylere yardım etmişiz. Gönderdik bir arkadaşımıza. Tamam. Oyunu biraz oynamamız lazım. Şeylerimizi gönderdik mi acaba? Mümkün olduğunca unutmadan onları göndermeye çalışıyorum ama hediyemizi göndermiş miyiz? Göndermemişiz. Gönderelim bu arkadaşımıza. Bu da bize göndermiş. Onu da alalım. Hediyeleşin dostlarım. Başka kim var? Mesela bu Raz Sakal arkadaşımız da bayağı aktif oynuyor. Ona da bir tane hediye gönderelim.
Başka kim var? Berat'a gönderdik. Farm bu. Runner. Şu farm bize bir şeyler göndermiş. Yabancı herhalde bu ama yine de gönderelim bu arkadaşımıza. Şuradan onun da hediyesini gönderelim. Bu hediyeler bizi hediyeleşmeler, yardım etmeler şuradaki sıralamada yukarılara taşıyabiliyor arkadaşlar. Buralarda biz henüz gerilerdeyizdir. Çünkü bunların büyük NFT'leri var. Kazançlarından belli. Mesela aylık MST kazancına baktığın zaman bu tabii yeni ay başladı ya. Bunlar hayvan gibi kazanıyor ay sonuna doğru baktığın zaman. Şimdiden 600 MST kazanmış. Demek ki kazanılıyor yani bu uygulamada. Bizim birazcık fazla yatırıma ihtiyacımız var. Ama MMT kazanma olayı falan da geliyor bunda. Olaylar birazcık karışabilir. Belki de o olay geliyor diye bu fiyatlar düşmüş olabilir. Ama bizim için riske edilebilir rakamlar. Bize MST de kazandırsa sıkıntı yok. Bu kazançlarla bir tane de büyük alıp deneyebiliriz. Neyse fazla da uzatmadan bunu da geçeyim. Bunun ayrı videosunu yaptığımız zaman orada şey yaparız. Bunların her videonun altında kod paylaşıyorum. 3 tane kod veriyor. Siz kullandıkça yeni kod veriyor. O yüzden videoların altına bir bakın. Uygulamaya, oyuna yeni kayıt olacaksanız. Bizim kodumuzla girdiğiniz zaman bizim arkadaşımız oluyorsunuz. Burada da bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Ha, istek gelmiş ama kabul edemiyoruz ki arkadaşlar. Bu sadece arkadaşlık isteği. Ha. Kabul edilebiliyor ama aileye katılmak için aile sayımız doldu burada. Gördüğünüz gibi 30 tane üye almışız. Onlara da bir düzenleyip kendi takipçilerimizden oluşan bir aile oluşturacağız. Burada yabancılar falan da var diye biliyorum. Her geleni kabul ettim. Neyi söyleyecektim ben? Neyse. Arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Aile isteği şu an gönderemiyorsunuz. Onu düzenleyince gönderirsiniz. Ben 21. leveldeymişim. Çok fazla oyun modunda değilim ama mintleme yapıyoruz ve oyunu size anlatmaya çalışacağız. Zaman ayırırsak bir tane de büyük NFT alalım. Bir de onun kazancını görelim bakalım. Hatta NFT'nin kutusunu alalım madem ki düştü. Ama bana güvenmeyin. Belki de daha da fazla düşerse bilmem. 0.22 2 tane alsam 0.44. Ben bunu gözden çıkartabilirim. 150 dolar falan mı yapar? Bir de mintleriz onları. Mintlediklerimizi satarız falan. 0.22'yi alıp 0.15'e satsak tabii mintleme maliyeti çok daha ucuz olacaktır. Hesaplarız, kitaplarız, bir şeyler yaparız. Tamam kardeşim, bunu da geçtim. Hadi bakalım. Bu bulunduğum nokta biraz rüzgarsız gibi ha. Stepney hayvancığından bir fiyatlara bakalım. Stepney'de dedik ya, Mayıs ayında birazcık böyle kıpırdanmalara başlayabiliriz. Mayıs'ın sonuna doğru ben düşünüyorum. Elimizdeki gemleri ben satmayı düşünüyorum açıkçası. Bir bakalım. Comfort gemimiz önemli. En pahalı olanlar da bunlardır. 3. level bizde 3 tane var. 177 çarpı 3 demektir. Çarpı 0,32 desek 170 dolar buradan gelir. 4. levele bir bakalım. O da 780'miş. 780 çarpı 0,32. En azından videolarda kanıt niteliğinde olsun. Bir de bakalım ki Rainbow Plus gelince ya işte senin videolarda şu kadardı, artık şu kadar oldu diyebilirsiniz. Ben de bakıp söyleyeyim. Ben çok hatırlamıyorum rakamları ama videoları şöyle bir karıştırıp fiyatları bulabiliriz. 250 dolar buna vermeye şu an bence gerek yok. Benim stratejim şu. Kendi fikrimi söyleyeyim. Yanlış da olabilir. Benim yapacağımı söylüyorum. Level 3'leri satmak, beklemede kalmak. Kısaca yapacağım bu. Level 3'ler, 4'ler düştü mesela Rainbow Plus'lardan sonra. Almak. Yok düşmedi, yükseldi gitti. Umurumda değil. Ben o rakamdan sattım. Sonuçlarına razıyım. Şu an yapmayı planladığım bu. Eğer ki Rainbow Plus gelince gemlerin fiyatı çok düştü. Daha güzel ayakkabılar var. Mesela ayakkabıların fiyatı da düştüyse uzun vadeli bir kendime buradan Walker, mesela bizimki Ankam'ın ya, rare bir ayakkabı alıp, sonuçta biz her gün yürüyoruz. Belli ki artık bu bizim hayatımızın bir parçası olacak. Daha da çok yürüyerek bu işi bu şekilde ilerleyen bir sistem kurabiliriz. Tabii bunu siteleri var. Gösterdim size. Birçok videoda anlattım. Eğer o aşamaya geldiğimiz zaman detaylı bir analiz videosu yaparız. Hangi ayakkabı nasıl seçilir onun da videosunu yaparız. Bir tane ayakkabı orta bütçe için oluştururuz. Nasıl oluşturmamız gerektiğini söyleriz. Ve maliyet hesabı yaparız. Şu an bu ayakkabıyı girip almanın hiçbir mantığı yoktur. Çünkü soketlerini bilmiyorum. Efficiency var, lock var, resilience var, resilience var. İşime yaramaz bir ayakkabı bu benim, tamam mı? Onun hangi soketinin nasıl filtrelendiğini gösteririz. Kaç tane soket takarsan kaç paraya alırsın, günlük ortalama ne kadar kazanırsın videosu yaptığımız zaman kafanız netleşmiş olur. Mesela bu en ucuz ayakkabı kaç diyor? 1100. 330 dolar falan mı? Aslında hala şu an bile çok pahalı değil. Biz bunları zamanında hayalini bile kuramazdık arkadaşlar. İlk baştan beri takip eden arkadaşlarımız biliyorlardır. Bir tane normal Kamın ayakkabıyı 15 sola alıyorduk. Solda 45 dolardı. Düşün. Nereden nereye? Tabii o zaman GST'de 30 cent falan mıydı?
Günlük 30 dolar kazanıyorduk o zaman. Neyse. Buna bir bakarız işte. Buradan belki ayakkabımızı yükseltiriz. Gemleri de takarız. Ve konfor olayında biliyorsunuz HP yıpranması çok az olduğu için bizim ayakkabımızı gösterelim. Bak kaç zamandır biz bunu kullanıyoruz. Hala HP yıpranması burada. Birkaç tane de soket takarak bu yükseltilip satılabilir. Ama o üstteki ayakkabılar düştüyse bunlar zaten iyice düşmüş olur. Bunları satmaya da gerek olmayabilir. Bakacağız işte. Step'in de olay bu. Step'in çekilişini yapıp verelim de artık şu videoyu bitirelim ya. Biraz rüzgarlı oldu. Bilmiyorum izleyebildiyseniz. Şu zamana kadar ayrılmadıysanız. Helal olsun size. Tamam kardeşim hadi. Buydu değil mi? Tamam. 2 günlük bir çekiliş arkadaşlar. 15 kişi. 15 kişidir. İsterse 1 kişi katılsın. Fark etmez. Neye bakıyorduk? Twitter Picker. Twitter Picker. Tweetimizi kopyalamış mıydık? Kopyalamıştık. Tweetin URL'sini gir diyor. Yapıştırırız. Bir tane kazanan olacak. Profil resmi olmasın. Profil resmi bak arkadaşlar. Diğer birçok çekilişlere katılan arkadaşlar. Şuradaki şeyleri yapın. Büyük ihtimalle büyük hesaplar, resmi siteler falan bunları tikleyecektir. Bak location'ı belki paylaşmazsın ama description'a bir açıklama yaz. Banner'a bir resim koy, picture'a bir resim koy. Tweet bol bol tweet at ki mesela kaç tane tweet atmış olsun bu adam diyor. Yeni açıp açıp girenleri engellemek için. Biz de mi yapalım yani bunu? En az 50 tane tweet olanları mı şey yapalım? Yeni yeni Twitter açıyorsunuz. Ben mümkün olduğunca sizlere şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şart koymak istemiyorum ki herkes katılsın. Ama bunlar mümkün yani. Bunları yapmak çok kolay. Tamam be kardeşim hadi. 10 tane 17 tane cevap mı var? Devam. Tweetleri yükledi. 13 entry yüklendi. Hadi bakalım. 13'te bir kazanma oranı çok yüksek. Hoppalas ve de cuppalas diyerek 5G MT'mizi bakalım hangi şanslı takipçimize gönderiyoruz. Sen bu tweet'i gördükten sonra videoyu birkaç saat sonra izlersin dostum. Reply diyelim. 4 neyse bir arkadaşımıza gönderiyoruz gitsin. Yabancı bir arkadaşımız mı acaba? Gönderdik gitti. Fark etmez bizim için. Eğer adresini doğru yaptıysa niye nasıl gönderiyorum bunu? Tweetle diyorum. Girmiş bu arkadaşımızı bulup canlı canlı parasını gönderiverelim ya adamın. Aha Enes'miş. İsmi demek ki öyleymiş. Tamam. Kopyala. Sen bu videoyu izlerken dostum daha doğrusu sen bu tweet'i gördüğün zaman biz çok uzaklarda olacağız falan. Nereden gönderiyorduk? Step'ten. Cüzdan. Cüzdanımızda para var mı? Asıl sıkıntı. Oo 155 varmış hem de. Hemen 5'ini gönderiverelim. Transfer diyorum. External diyorum. GMT diyorum. Doğru, adresi doğru yazdın değil mi Enes? All diyorum. Hepsini gönderiyorum gitsin şaka şaka. Kaç aydır Euros olan 155 mi? Gerçi buradan çektiklerimiz de oldu. Bir daha bakalım. Yanlış yapmayalım. Aynen herhalde doğru. Gönderiyoruz gitsin bakalım hadi. Anam bu bir şimdi şeyler sormaz umarım. Google 2FA carçurt. Tamam. Hadi güzel bir şeyler sormadı. Burada en son gelen güncellemeyle sanırım bir şey marketten alırken falan soruyor muydu neydi? Hadi ulan. Transaction completed dedi. Hayırlı olsun dostum. Çok bir bütçe olmadığının farkındayız ama 5'tir. 5'tir yani. Şu anki bütçemiz. Hepsini kendi cebimizden veriyoruz arkadaşlar ödüllerimizin. Herhangi bir sponsorluk yok bir şey yok. İlerleyen zamanlarda daha da büyük sistemler kurarsak bunları arttırırız. Bir günlük kazancımız da bu. Hatta bir günlük bile değil. Takipçilerimiz biliyordur zaten. 4 civarı 4 küsür kazanıyoruz. Evet piyasalarda bakıp hemen bitirelim artık şu olayı. Rüzgar kesildi. Bizim video bitti. Oh ne güzel. Ey AVR. Artık senin 70'lerin üzerine bir alıverelim. Tabii piyasa kötü gitmesine rağmen bir yükseliş sağladı. Sanırım piyasada müsait olursa izin verirse. 70'in üzerine çıkacak gibi gözüküyor ama bilemeyiz. Bitcoin hayvancığı 28'lerde in ulan aşağı diyoruz inmiyor hala. Biraz sıçırtmasyon yapıp yapıp topluyor değil mi? Bence inmesi lazım. Altını geç. Bitcoin geç. Vulcan seni biraz yükselişe bekliyorum. Şu güncellemeyle biraz yükselebilir. Eğer güncelleme gelince yüksek diğer ligler bizi tatmin etmeyecek durumdaysa artık para çekelim arkadaşlar.
günlük mü çekiyorsun, haftalık mı çekiyorsun, ya da bir gün çekiyorsun, bir gün çekmiyor mu, ya da bir gün çekiyorsun yarısını işte Bitcoin, yarısını BNB, yarısını başka bir coin mi yapıyorsun, yarısını dolar mı yapıyorsun? Zaten çok da fazla öyle bir kazancımız yok. Bir şekilde bu parayı artık biz para kazandığımızı sanıyoruz şu an. Hiç çekmezsek kazanamayız. Tamam be kardeşim, hadi. Sol 22-24. Ethereum 1860. Birazcık piyasa yeşillenmiş mi, biz bakmayalım. Stern hayvanca birazcık düşmüş. Güzel. Aura'yı 64 dedik. GMT 31'lerde. GMT çok geride kaldı ya. GST de öyle. Yani ekip ne düşünüyor bilmiyorum. Rainbow Plus'lara bir hazırlık mı bu? Olabilir. Rainbow geldiği zaman dediler ki ya işte bir süre daha düşmesin kazancı. Haziran'a kadar en azından düşmesin dediler. Sonra orada bir katakulli yapıp aslında kazançları düşürdüler. Eski takipçiler veya Stepney uzun zamandan beri kullananlar bilir. Şimdi Rainbow Plus gelecek diye falan böyle bir alttan bunların hesapları olabilir. Birazcık uyanık olmamız gerekiyor. Neyse, cartcurt işte ya, piyasayı biliyorsunuz. Ortalama hallerinde. Bizim şeyi de bir gösteri verelim o zaman. Binance'tan grid bot nasıl yapılır videosu yapmıştık. Onun eğer pozitif değilsek, artıdaysak onu hemen kapatalım da buradaki paramızı şeye atalım ya. Evet, 2.17 dolar kardaymışız arkadaşlar. Ne kadar hızlı değişiyor. Çünkü bu 30x, biraz daha mı bekleyelim? Bunu akşama beklersek bu 5x, 5 dolar falan olur herhalde. Ama şeye de göndermek istiyorum. Başka böyle kenarda paramız vardır ama alıyorsun, gönderiyorsun, mendiriyorsun, uğraşmak istemiyorum. Buradan BNB Meet uygulamasındaki direkt BNB gönderilmesini çok seviyorum. Kendi içerisinde trading olay olması da güzel. MetaMask chartchart yok. O yüzden bu pozisyonu kapatıp, bu da iyi gidiyor ya. %25 kar. Oo, kapatalım gitsin. Ya da bekleyelim akşam. Akşam kapatırız. Akşama da bu, bakayım bir piyasanın durumu nedir. Bitcoin hayvancı, ne yapıyorsun oğlum sen? Yukarı anlamsız bir yükseliş içerisindesin. Bu düşer arkadaşlar. Biz bu pozisyonumuzu kapatalım gitsin. Hani çok bir para değil. Hocam sen de 2 doların hesabını mı yapıyorsun diyeceksin. 2.44 ulan, kapat ulan şu pozisyonu hayvan herif. Al, kapattık. O videomuzu İzlemediyseniz birkaç video geridedir arkadaşlar. Binance'daki Gridbot nasıl kurulur anlattık. Oradan bir izleyiverin bakalım. Yeni gelen kardeşlerim, videoda uzadıkça uzuyor ya diyeceksiniz. Ama önemli. Adam evini, arabasını satıp hiçbir şey bilmeden pozisyona giriyor. Hayvan gibi, bir de kaldıraç kullanıyor. Al en azından Gridbot'u kullan. Olay mantığı nedir? O videoyu izleyin ama özet geçmek gerekirse, sen şimdi bir tane alım emri veriyorsun, bir de kaldıraç kullanıyorsun. 10x mesela. %10 zarar olursa, tersiyon olursa patlarsın, bütün paran gider. Ama bu senin yerine 50 tane veya 100 tane veya 3 tane, onu kendin belirliyorsun, emir giriyor. Ve aralığı da belirliyorsun. Senin adına matematiksel olarak işlem yapıyor. İnsan beyni çok etkilenir arkadaşlar. Long pozisyon açarsın. Azıcık aşağı düştü mü strese girersin, terlemeye başlarsın falan. Ve piyasa yapıcılar da bunu biliyor. Pozisyonları görüyor, her şeyi görüyor. Sen bu emirlerini güzelce dağıtarak riskini çok güzel yönetebilirsin. Neyse, konuyu merak edenler video izlesin. Bunun Bybit versiyonu da var. Bybit benim biraz daha çok hoşuma gitti aslında. O videomuzu da yine o diğer yaptığımız Binance'ın altına koyduk. Binance'a, Bybit'e ve diğer kriptolara üye değilseniz, uygulamaların hiçbirini kullanmıyorsanız, hepsinin aşağılarda linkleri var dostlarım. Yine 1 saate yakın bir videoyla karşınızda olduk. Çekilişimizi yaptık. Güzel bir gün oldu. Umarım rüzgar sizi rahatsız etmemiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.